Çin yönetime sistematik baskı uygulamakla tepki çektiği Müslüman Uygur Türklerinden Doğu Türkistan'da siyasi ünlü olarak tanınan ve 20 senedir Çin'e çalışarak merkezi hükümete bağlı sözde Sincan Özel Bölgesi Halk Kurultayı Yardımcı Baş Asistanı görevini yürüten 53 yaşındaki Enver Tursun üzerinden soruşturma başlatıldığı bildirildi. Türkistan Press'in haberine göre yargılama gerekçelerinde Çin'in Uygur yöneticiler için kullandığı disiplin kurallarını çiğnemek ve görevini kötüye kullanmak gibi klişe iddialar ile tüm siyasi haklarından azledilerek nezarete alındığı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Türkistan'da Çin'e senelerce çalışan ve bakanlığa kadar yükselen Uygur kökenli yönetici Nur Bekri de aynı suçlamalarla yargılanarak tutuklanmıştı. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne görevli ordu birliği protestoya müdahale tatbikatı yapan askerlerin görüntülerini yayınladı. Çin ordusunun Hong Kong biriminin sosyal medya hesabında uzun süredir zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestoların düzenlendiği bölgeye ait özel tanıtım videosu paylaşıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Komutanı Chen Daoxing, Hong Kong'un güvenliği ve istikrarının korunması kararlılığında olunduğunu, bu yüzden kimseye hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini kaydetti. İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak için ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmasını engellemek üzere perde arkasında çalıştığı ortaya çıktı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmasını engellemek üzere perde arkasında çalıştığı belirtildi. Haberde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına dikkat çekilerek İsrail Erdoğan'ın Rusya'dan füze savunma sistemlerini satın almasını fırsat bildi ve Washington'a gelişmiş uçakların Türkiye'ye satışını iptal etmek için baskı yaptı ifadelerine yer verildi. Son 2 yılda İsrail'e 16 adet F-35 savaş uçağı teslim eden ABD, İsrail'in bölgede bu tip savaş uçaklarına sahip tek ülke haline gelmesini sağladı. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşları tartışmaları devam ederken 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe %10 ilave vergi koyduklarını açıkladı. ABD heyetinin Çin'den yeni döndüğünü ve Çin'le ticari müzakerelerde bir anlaşma yapma konusunda 3 ay öncesine kadar umutlu olduklarını kaydeden Trump, ne yazık ki Çin imza öncesinde anlaşmayı yeniden müzakere etmeye karar verdi. Yakın zamanda Çin, ABD'nin tarım ürünlerini alma konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat bunu yapmadı ifadelerini kullandı. Yemen İçişleri Bakanlığı, geçici başkent Aden'de askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre dün sabah saatlerinde Aden'deki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını yitirirken, diğer yandan Aden'in batısında yer alan El Cela karargahına Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam El Emni güçlerinin geçit töreni sırasında insansız hava aracı ve balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ise 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.